Merhaba arkadaşlar, Biyok YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Eylül. Ben Rozeli. Ben Ruşen. Bugün güneydeki ders çalışmalarını geziyoruz. İlk olarak çarşıyla başlayalım. Burada böyle, burada kirler dolu oluyor, saldırıyor biliyorsunuz. Burada kedi oluyor. Buralarda ders çalışılabiliyor şu kısımda özellikle prizler oluyor. Boş bulabilirsiniz. Şu anda boş tabii. Bulmak çok zor. Bu şekilde. Ve şurada mesela yatan bir kedi var. Ve genelde gelip yemeklerinizi saldırıyorlar. Bunu söylemiş miydik bilmiyorum. Yine buradan yemek alabiliyorsunuz. Burada bu tarafta kırtasiye var. Burada Boğaziçi ürünlerin satıldığı bir market gibi bir şey var. Campus City. Genel olarak böyle. Çarşı. Bir çarşı bir kısım daha var. Orayı da göstereyim. Lounge. Burası da lounge kısmı. Burası sessiz oluyor. Burası genelde bayağı kalabalık. Evet, bayağı kalabalık oluyor. Ve işte içeride prizler falan oluyor. Kedi olmuyor genelde sanırım. Bir de burası önceden Starbucks'mış. Bayağı yıllar önce. Sonra eylem yapıldığı için burası kapatılmış falan. Aslında Starbucks olsa güzel olurdu evet. Bence ama lounge da okeyiz artık. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi Orta Kantin'e geldik. Orta Kantin güneyde öğrencilerin ders çalışmak için en çok tercih ettiği yerlerden biri, belki de en başta geliyor. Orta Kantin kısa süreliğine kapanmıştı aslında ama şimdi yeniden açıldı. Fiyatlarıyla da gerçekten uygun bir çalışma yeri. Şimdi içeriye gezebiliriz. Bugün içeride insanlar ders çalışıyordu, o yüzden çok ses çıkarmak istemedik. Bir de şöyle bir kısım var, oraya da geçelim. Burası bence çok tatlış bir balkon gibi bir şey. Burada ders çalışılmıyor çok ama molalarda güzel bir tercih bence. Ben burayı çok seviyorum. Ben de aynı şekilde. Hem güneye vasa almak hem de ders çalışmak istiyorsanız bence burası çok güzel bir tercih. Devam edelim o zaman. Şimdi en çok tercih edilen çalışma mekanlarından biri olan Rest'e geldik. Burası biraz daha sessiz oluyor. O yüzden içeriği birlikte gezelim. Ama çok konuşamayabilirim. Bu bina birinci erkek yurdu binası. Ve genelde üst sınıflar kalıyor. Ve çok güzel bir bina. Boğaz manzarası falan var. Burası da oranın en alt katı oluyor ve işte ders çalışma alanı. İçeride aynı zamanda kulüp odaları da var. Evet, şu taraflarda kulüp odaları var. Şu kısımda da şu gördüğünüz iki kapı tuvaletlerin kapısı. Ve unisex tuvaletler. Yani unisex değil. Gender. Tuvaletler. Herkes kullanabiliyor. Tuvaletlerin genelde üçte biri kırık burada. Kapıları kırık ya da başka sorun değil. Peçete bulmak da zor oluyor. Ama olsun. Ama olsun. Ve otomatları göstereyim. Burada da otomatlar var. Kahveler. Demli çay 2,5 lira. Sade kahve 4 lira. Bu şekilde fiyatlar. Yani ne denebilir bilmiyorum. Çoğunlukla çalışmıyor zaten. Aynen çalışmıyor. Böyle şeyler. Burada ders çalışan bir grup arkadaşımız var. Merhabalar. Çok yoğun çalışıyor. Çok yoğun çalışıyor gibi görünüyorsunuz. Doğru bildim. O zaman biz sizi rahatsız etmeyelim.
Kolay gelsin. Evet, şimdi Natuk Birkan'ın önündeyiz. Burası Güney Yemekhanenin hemen yanında kalıyor. Natuk Birkan'ın yan tarafında şöyle iki tane bank var. Burası da hem sessiz hem sakin oluşuyla yemek saatleri dışında rahatlıkla ders çalışabileceğiniz bir yer. Sadece priz olmadığı için bilgisayarlarınızın şarjını tam olarak getirmeyi unutmayın. Şimdi de psikoloji ve sosyolojinin arkasındaki banklara doğru gidelim. Burası da psikoloji ve sosyolojinin arkasındaki banklar. Burada da ders çalışılabiliyor. Özellikle açık havalarda manzarası da güzel olduğu için çok iyi bir seçenek. Bugün sizlere Güney Kampüs'te ders çalışabileceğiniz yerleri gösterdik. YouTube kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Büyak! Büyak! Ben Rozeri. Ben Ruşen. Bak! Onu da saldırı geçmiş olsun. Bizi bekliyoruz. Konserinde saldırı geçmiş olsun. Güney'de size ders çalışabileceğimiz bütün yerleri gösteriyor olmalı.